Herkese sevgiler, saygılar, saatli günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saat TV'de yeni bir programda yine sizlerle beraberiz. Bugün esasında hani çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız, konuşacağız. Konu çok önemli ama konunun tartışma sahası biraz magazinel, biraz popüler bir saha. Biz onu biraz o popüler magazinel sahasının dışına çıkartıp biraz daha sağlık, sıhhat boyutuna çekmeye çalışacağız. Cerrahi ama estetik cerrahiyi konuşacağız. Kimle konuşacağız? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Cahit Vural hocamız. Bugünkü program konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyilik, sağlık, valla teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız canlı olarak yayınlanıyor. Özellikle sizlerden bu noktada sorularınızı da bekliyoruz. Sorularınız da programa interaktif olarak yön verecektir. Saç ekimi, yüz bölgesi, vücudun diğer bölgelerinde ne gibi estetik operasyonlar yapılıyor, yanık tedavileri vesaire. Yani estetik denince akla gelen hemen hemen her konuyu programımızın süresi içerisinde masaya yatırıp konuşmaya çalışacağız. Ama biraz herhalde saç ekimini ön plana çıkaracağız hocam. Evet, bugün saç ekimini birazcık daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Evet, hocam tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ben isterseniz şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Estetik cerrahi denince hani biz aklımıza dediğim gibi yani saç ekimi, işte burun düzeltme, göz altına müdahaleler, botoks vesaire böyle hani daha çok güzelliğe dönük uygulamalar ve dolayısıyla da kadınların daha çok gittiği, daha çok kadınların başvurduğu bir sağlık alanı, sağlık sahası olarak biliniyor ama az önce programımızın önünde de sizinle sohbet ettik. Hani çok geniş bir alana hitap eden bir durum. Tabii görsellik çok önemli, görüntü çok önemli. Estetik bir ihtiyaç mıdır yoksa lüks müdür? Estetik cerrahi sadece lüks görsellik alanında yapılan bir uygulama mıdır? Hani bir ana başlıklarıyla bize estetik cerrahi anlatın, sonra da saç ekimine girelim. Şimdi plastik cerrahi uzmanı olarak biz yetişirken eğitim sürecimiz boyunca da birçok farklı alanda aslında hastalara hem hizmet veriyoruz hem bu konuda eğitim alıyoruz. Evet. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olarak Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği unvan budur. Plastik yeniden şekillenebilen bir malzeme biliyorsunuz. Yani evet. Plastik şekillendirilebilen, ona elastik. Evet. Yani bir şekilde farklılık yaratabileceğiniz bir malzeme. Rekonstrüksiyon, evet. Biz uzmanımız adık rekonstrüksiyon, evet. Yeniden yapılandırma demek. Yani aslında bizim branşımız estetik cerrahi yaptığımız uygulamanın %10-15'i gibi bir alanı kapsar. Kalan uygulamalar da yeniden yapılandırma ve şekillendirme işleri. Yani mesela ne gibi? Bir uzuv kaybı sonucu. Evet. Geceleyin Allah korusun hani başvuracağınız doktor yani mikro cerrahi ile uğraşan bir plastik cerrahi hekimi. Yani yeniden yapılandırma burada devreye giriyor. Bir parmağın koptuğu yerden tekrar oraya aynı şekilde görev yapabilecek yani fonksiyon kazanabilecek şekilde yapılandırılması plastik cerrahine ilgilenir. Tam farklı bir şekilde bakarsanız ciltle ilgili kanser cerrahisi. Evet. Deri kanserleri artık biliyorsunuz güneşe maruziyet ve koruma dönemlerimizin daha kötü olduğu evet. Radyasyonun yoğun ortamda sürekli bulunuyoruz. Sürekli dış uyaranları açığız. Burada da cilt kanserle görme olasılıkları arttı. Bununla ilgilenen branş da plastik cerrahi. Tam bambaşka bir konu. Allah korusun yanık. Ben mecbur hizmetimi evet. Van'da yapmıştım. O zaman Van'da tandır yanıkları bize çok gelirdi. Tandıra düşmüş çocuklar. Yani bunların erken dönemlerde ölümcül, hayati riskler taşıdığı gibi evet. Genç dönemlerde de görüntü ve kozmetik hatta bazı bölgelerde kol, bacak gibi hareket kısıtlılığı meydana gelebiliyor. Evet. Bunların da yeniden yapılandırılması plastik cerrahi ilgi alanında. Aslında plastik cerrahi sağlığın içinde insanların sağlıklı hissetmesine evet. Toplumdan ayrıştırıcı özellikler kazanmamasına, kozmetik olarak da, görsel olarak da katkıda bulunan bir branş diyebiliriz. Parmak, el, ayak gibi böyle kopmalar sonucunda da hareket kazandıran, fonksiyon kazandıran, bu işin de kompetanı olan bir branş diyebiliriz. Yani mesela baş parmağınız olmadan
bir aleti tutmanız mümkün değil. Evet, evet. Veya işte diyelim ki kolunuz yandı, işte evet. yeri geldiğinde o bölgede oluşacak evet. hasar sizi evet. Evet. kol hareketlerinizi evet. ciddi evet. anlamda evet. kısıtlayacak. Yani çok geniş bir alan ama maalesef hani daha çok medyanın evet. öne çıkarttığı evet. magazinel boyutlarıyla biliniyor. Hocam biraz hani saç ekimine o zaman gelelim. Biz de bu noktada çok fazla soru aldık programımızın öncesinde izleyicilerimizden. Şimdi son 5-6 yıldır ben bir yanılırsam lütfen düzeltin. Saç konusu bir anda hani sanki daha önce erkekler hiç kel olmamış, saçlar hiç dökülmüyormuş gibi bir anda böyle acayip bir sorun olarak karşımıza çıktı. Hani biz de aynaya baktığımızda ya acaba bende de bir sorun var mı diyoruz işte arkadan bakıyoruz falan berber artık. Mesela benim yaşımdaki insanlar berbere ense tıraşını göstermiyor. Evet, çünkü evet. şurada hafif tepede bir açıklık evet. oluyor. Evet, evet. Şimdi önce hani biraz şeye girelim. Bu bir de bakıyorsun mesela 60-70 yaşında adam hani kaşının biraz üstünde saçlar var. Simsiyah falan böyle. Evet, evet. Bu farklılık neden oluyor? Yani 20 küsur yaşlarında bir genç işte saçı tamamen dökülmüş. 60 yaşında bir adam neredeyse bir tel saçında siyah beyaz yok. Bütün saçları siyah falan. Bir kere hani bunu bir anlamak istiyorum sizden. Neden saçımız dökülüyor? Sonra da bunun tedavi yöntemlerinde neler var? Şimdi saç dökülmeleri aslında çeşit çeşit. Biz genelde androjenik tip yani belirli bir hastalığa maruz kalınmadan olan yani doğal seyrindeki dökülmeye androjenik tip dökülme evet. diyoruz. Bu saç dökülmesi bizim yani her 10 hastanın 8'inde karşılaştığımız klasik erkek tipi saç. Evet, erkek tipi saç dökülmesidir bu. Bunu etkilere bakarsanız bunu genlerimizde aramak lazım. Yani babamızda evet. veya anne tarafımızda tamamen genetik geçişti. İnsanlara bir miras diyebileceğimiz bir nokta. Yani androjenik tip saç dökülmesi olanlarda annem de zaten veya dayım böyleydi, babam böyleydi diye hastalar hemen size bu konudaki geçmişleriyle ilgili aileden birilerine mutlaka yani örnek tek verirler. Tek soruyla sorunu tabii, tespit verir. Edebileceğiniz bir saha. Burada biz aslında ergenlikle başlayan saça bakım ve evet. saçın ihtiyacı olan mineraller, vitaminlerle ilgili beslenme alışkanlıklarımızla ilgili bir takım şeylerle ancak dökülmeyi evet. yavaşlatabiliriz. Bu süreci birazcık daha yumuşak atlatabiliriz. Ama bunun dışında saça... Engellemek mümkün değil engellemek diyorsunuz mümkün yani. Değil, engellemek mümkün değil ama daha yumuşak bir geçiş. Hani insanların çok hızlı saçları dökülüyor ve mesela 1,5-2 yıl gibi bir sürede bir bakıyorsunuz hakikaten ifadesi değişiyor. Bu alışkın olmadığı insanları hakikaten ruhsal olarak da etkileyen bir süreç. Bu dönemi yavaşlatabiliriz. Evet. Kesin çözüme gelince de bence destekleyici tedavilerle birlikte saç ekimi. Saç ekimi. Hocam şöyle yapalım. O zaman arkadaşlardan da rica edeyim. Erkeklerde saç problemleri ve estetik cerrahiyle çözülen saç ekimi. Saç ekimiyle ilgili sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Hocam mesela bazı arkadaşlarımızın işte fotoğraflarına bakıyoruz. Adamın saçsız hali saçlı halinden daha yakışıklı. Hani bir de böyle bir gerçek var. Hani kelliğin yakışıyorsa biz erkeklerde belki bunu biz kendi kendimize bir yalan olarak mı söylüyoruz bilmiyorum ama kellik sana yakışıyor deyip işi kurtarabiliyoruz. Şimdi işin bu esprili kısmı bir tarafa. Genelde hocam herhalde 18-19 yaşından sonra erkeklerde saçlar dökülmeye ufak ufak başlıyor. Herhalde 30'lu yaşlarda bu bir noktaya geliyor ama baktığımız zaman şu bölgedeki döküntü klasik ama şu bölge genelde saçlı kalıyor. Bunun nedeni nedir? Şimdi bu aslında saçlı derimizdeki bütün kıl köklerin DNA kodlanmalarının farklı olmasına kaynaklanıyor. Yani bunu anlaşılacağı dilden söylersek bazı saç kökleri farklı programlanmış. Nasıl farklı programlanmış? Hakikaten temporal bölge yani şakaklar, evet. Arka kısımlardaki saç dökülmesi o bölgedeki kıl köklerinin daha erken dökülmeye şartlandığından kaynakları. Ama bakın yani hakikaten bütün saçları dökülmüş. İnsanlar da bile arkada mutlaka bir şerit. Ensenin biraz üstünde mutlaka, evet. Kulağın üstünde bir şerit şeklinde saçlar kalır. Bunlar dirençli. Dökülmemeye yemin etmiş diyebiliriz. Dökülmemeye yemin etmiş saçlar. Biz zaten hatta buradan böyle alıp böyle tarayan ya saçta o yüzden bizi de zaten hani tıbbı da bu konuda çözüm alarken bu elimizdeki
hafıza saç ekimine ittirmiş. Yani bakıyorsunuz bilim adamları ya bunlar hiç dökülmüyor. Biz bunları dökülen sahalara taşıyalım. Aslında evet. tamamen saç ekiminde yaptığımız iş taşıyıcılık. Yani evet. kıl köklerini alıyoruz hasar vermeden, onlara zarar vermeden yeni bölgelerine transfer ediyoruz. Bu transfer evet. Esnasında dikkat edilecek tıbbi bazı hususlar var. Bunlara dikkat edilip uygulanan buna uygun yapılması lazım. Hocam peki bu noktada mesela diyelim ki saçlar dökülmeye başlandı. 25-26 yaşında hafif hafif seyrelmeye başladı. O zaman mı hemen gelmek lazım size? Yoksa bu şu bölge tamamen gittikten sonra mı gelmek lazım? Şimdi bununla ilgili tabii değişik akımlar var. Yani değişik akımlar var. Ne yapabiliriz? Şimdi burada hastanın talepleri de çok önemli. Hastayı gerçekten 29'lu 30'lu yaşlardaki dökülmüş hali bize göre mesela seyrek olduğu dönemi söylüyorum. Evet. Çok mutsuz ediyorsa biz buna tabii ki de müdahale edebiliriz. Veya bu dönemde destekleyici tedaviler uygulayabiliriz. Evet. Süreci birkaç sene daha uzatıp sonra saç ekimine geçebiliriz. Şimdi saç ekiminin yapıldığı yaş grubu tabii ki de önemli. Ama ekimden sonra yaptıktan sonra biz saçsız bölgeye saç ekimi yapıyoruz. Diyelim ki aslında hastanın ön taraflarında saçları var veya yan taraflarda ve arka kısmında saçları var. Saç olan bölgeye ekim yapmayacağız. Buradaki dezavantaj ne? Ekilmiş bölgeler, onlar çünkü kodlanmış ve hani kalıcı olmaya yemin etmiş kıl kökleri olduğu evet. için onlar kalacaklar. Ama henüz dökülmemiş olanlar dökülmeye devam edecekler. Evet. Aslında bu nasıl oluyor? Hastalara ben bunu anlatırken şöyle anlatıyorum. Sizin mevcut haliniz, bizim transfer ettiğimiz kıl kökleri kalıcı olacak. Ama sizin kendi saçlarınız yavaş yavaş dökülecek. Bu nasıl bir süreç sizi bekliyor diyorum. İlk etapta saçlarınız sıkılacak. Ama zamanla yani yaşlılığınızla birlikte yavaş yavaş saçlarınız dökülüp seyrelecek. Seyreldiği dönemde eğer gene sizi mutsuz ediyorsa, neticede görsel bir iş yapıyoruz. Evet. Sizi mutsuz ettiğini düşünürseniz o zaman bir seans daha saç ekimi ihtiyacınız olabilir. Evet hocam peki mesela diyelim ki saç köklerini alıyorsunuz. Değil mi yani köküyle evet, beraber evet, saç alıyorsunuz. Evet. O alınan yerden tekrar saç çıkıyor mu? Şimdi bu çok da sorulan bir soru hastalar tarafından da. Biz aslında arka kısmı seyreltiyoruz. Evet. Seyreltiyoruz. Burada yeniden tabii ki de saç çıkmıyor. Ama bu seyrekliğin görsel olarak gözü tırmalayacak, görsel olarak bir kusur yaratacak düzeyde yapmıyoruz. Yani evet. şöyle düşünün, bir orman düşünün. Bu ormanda binlerce ağaç var. Biz bu ormanın sadece 300, 400, 500 ağacını oradan çekiyoruz. Evet. Ama siz kuş bakışı baktığınız zaman hangilerinin çekildiğini seçemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada da aslında estetik cerrahi sanatı ortaya çıkıyor. Ve dışarıdan bakıldığında belli olmayacak şekilde biz oradaki kıl köklerini seyretmiş oluyoruz. Evet. Orada yeni kıl kökü çıkmıyor ama bu görsel olarak bir kusur yani oluşturmuyor. Yüz binlerce çünkü saç tabii, var tabii. kafamızda. Görsel olarak kusur oluşturmayacak şekilde yani evet. alıcı sahadan böyle bir transfer yapıyoruz. Anladım. Hocam bir de tabii hani çok sık soruları önce sorayım ben. Hı-hı. İzleyicilerimizin Hı-hı. bizlere aktardığı sonra kendi kafamdaki sorulara geçeceğim. Ortalama kaç seansta bu iş tamamlanıyor? Hı-hı. Şimdi şöyle, ihtiyaçlar çok önemli tabii. Yani hastaların bir uzman hekim tarafından muayene edilmesi, bu işin merdiven altı yerlerde yapılmamasını bu yüzden öneriyoruz. Evet. Yani bir uzman hekim bunu değerlendirdiği zaman hastanın diyelim ki 4000-5000 gibi bir kıl köküne ihtiyacı varsa bunu iki seansta planlayabiliriz. Veya hastanın 2000-3000 kıl kökü ihtiyacı varsa bunu tek seansta planlayabiliriz. Yani ihtiyacı ne kadar? Ve biz bunu ortalama bir seansta 3500-4000 kıl kökü gibi transfer ediyoruz. Bu transfer onu mutlu edecek mi? Bakıyoruz alıcı saha. Alıcı saha istediğimiz gibi sık değil, seyrek. Evet. Bize istediğimiz malzemeyi veremeyecek. O zaman hastalara diyoruz ki sana gel bunu iki seansta yapalım. Önce bir yapalım. Bakalım bizim sahamız nasıl sıklaşacak. Sonra bir miktar daha arka taraftan işte hep kusur oluşturmamak adına yani alıcı sahayı da bu konuda yamalı hale getirmemek lazım. Takip edelim sonra oradan bir tur daha yani onun nefes almasına müsaade edip bir tur daha yapalım diyoruz. O yüzden hastalara seans planlanırken bu tamamen bireysel yani hastaya özgü yapılması lazım. Birisi geliyor sadece şakak bölgesi açık alıcı sahayı gayet sık.
saçlar buna müsaade ediyor. Tek seansta 2000 saç teli ekiyorsunuz ve işi bitiriyorsunuz. Yani bize gelen, başvuran hastanın mevcut hali planlamada çok önemli. Evet. Şimdi bir de tabii artık bu uygulama yaygınlaştıkça özellikle mesela yazın çok fazla karşımıza çıkıyor. Böyle hani başında kırmızı kırmızı böyle küçük küçük noktacıklar olmuş. İşte bir şeritte gezen bir sürü genç arkadaşımızı görüyoruz. Bir de ülkemizde böyle gezen bir sürü turist görüyoruz. Turizm kısmına sonra geçelim ama. Şimdi bu tabii artık görsel olarak bu görüntüye alışmaya başladık. Ortalama mesela şu kısım komple döküldüğünde kaç bin saç teli görselliği kurtarabiliyor? Yani yan bölgeler ve arka bölgelerin olduğunu düşünüp eğer kafa tamamen açıksa bu 5000 grefler civarında bir ihtiyaç vardır. Bu hiç saç olmaması durumunda. Ama seyrelmiş olursa bu rakam 3000'ler civarına düşer. Yani buradaki bakış açımız hastanın bazen beklemesi de aslında görsel olarak saç ekiminden sonra radikal bir değişikliğe sebep oluyor. O yüzden aslında belki de hani bu kişisel fikrim seyrekleşmeye başladığında müdahale etmek hastanın sağlıklı yaşlanabilmesi adına güzel bir işçilik. Yani zamana yayarak. Zamana yayarak. Dolayısıyla bizim çünkü genetik kodu olarak sağlam olan, dökülmemeye kodlanmış olan kıl köklerimizi transfer ettiğimizde onlar dökülmüyorlar. Ama hastanın kendi saçları dökülüyor. Dolayısıyla mesela 40'lı yaşlarında, 37-38 yaşlarda tam saç dökülmesine ulaşmış olacağını düşündüğümüz bir hastanın 27'li yaşlarda mevcut açık alanların ekilmesi aslında onu 45-50 yaşlara kadar mutlu edecek bir görüntüye kavuşmasına sağlıyor. Yani bir 10 yıl kesinlikle, en azından süre kazanmış oluyor. Hocam peki mesela size geldi bir hasta. Dedi ki işte hocam durum bu. Ondan sonra bu hastayı ne gibi bir süreç bekliyor? Neler yaşayacak? Nelerle karşılaşacak? Hani biraz da o konuda bilgilendirelim. Şimdi biz de ben hep ehil ellerde bu işin yapılması gerektiğini hani defaatle her yerde ifade ediyorum. Bunun sebebi şu. Hastalar ilk geldiklerinde biz saç dökülmesine bağlı bir organik sebep var mı diye önce onu araştırıyoruz. Yani saç dökülmesi. Çünkü siz bataklı kurutmadan oradaki sivrisineklerle uğraşmanızın hiçbir manası yok. Ve bunun şöyle bir olumlu etkisi de var. Eğer altta yatan hakikaten organik bir hastalık varsa ve siz bunu atlayıp da bir saç ekimi işlemine girdiyseniz transfer ettiğiniz saçlar da o organik bozukluktan etkilenecekler. Ve dolayısıyla aslında en kıymetli olan elimizdeki malzemeyi de ateşe atmış olacağız. Dolayısıyla hastaların bu manada alttaki nedeni önce alttaki nedene yönelik. Her gelen hastaya bunu soruyoruz. Daha önce bir plastik cerrah veya bir dermatoloji uzmanına başvurdunuz mu? Gerekli kan tahlilleri ve taramalardan geçtiniz mi? Bununla ilgili hormonal bir destek gerektiği durumlar veya başka durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili size bir araştırma yapıldı mı? Yapılmadıysa gelin biz önce bir bunlara bakalım. Sonra sizin ihtiyacınız olan tedaviye başlayalım. Sonuç alırsak, sonuç alırsak zaten belki de saç ekimine gerek kalmayacak. Tekrar canlandırma işlemi söz konusu. Kıl kökleri canlanacak ve bu süreçte sizin lehinize sonuçlanacak diyoruz. Ama onun dışında diyelim ki biz taramalarımızı yaptık. Bu genetik geçişli tarif ettiğimiz bir saç dökülmesi. Buna yönelik de ilk etapta hemen ekime gene geçmemeyi öneriyoruz hastalara. Yaklaşık bir ay kadar saç ekimiyle ilgili bir üçlü kombine bir işimiz var. Bu kombine işlere başlıyoruz. Yani şampuanlar, medikal haplarla ilgili bir hazırlık süreci diye düşünün bunu. Saç ekimini önce hastayı hazırlıyoruz. Saç ekimi yapıldıktan sonra da 6 ay süresince. Yani önce bölgeye bir bakım mı yapılıyor? Yani evet, yani bölge aslında bunu bir gübreleme işi gibi düşünün. Evet. Yani ekim yapacağız. Bunu bir ağaç ekmek gibi aynı şey. Evet. Yani toprağı daha verimli hale getirmeye yönelik bir iş yapıyoruz. Başlıyoruz hastalara. Bir ay kadar bu süreç. Eğer hastaların zamanla ilgili sıkıntıları varsa en azından 2 hafta. Yani ilk 2 hafta ilaçları tedavi başlayıp sonra da 6 ay süresince devam edecek şekilde. Yani saç ekimini güncel hastaların kafasındaki yaklaşım şu. Ben giderim bir gün saçımı ektiririm. Ertesi gün
işte işime gücüme dönerim ve her şey bitmiş olur diye düşünmemek lazım. Transfer ettiğimiz kıl köklerinin o bölgeye adaptasyonu için de destekleyici bir tedaviye ihtiyaç var. Bu destekleyici tedaviyle siz sonuçların başarısını arttırıyorsunuz. Evet. Ha, mesela şimdi bazı dinleyenlerimiz diyecekler ki ya ben size çektirdim, benim hiç ne hap kullandım ne ilaç kullandım, çok da güzel oldu diyecek. Ama o aslında belki %10-15'lik bir kaybı oldu. Onu farkında değil. Biz o kaybı da engellemiş oluyoruz. %100'e yani, yakın bir verim evet, elde etmek. %90'ların üzerine çıkıp evet. iyi bir verim sağlamış oluyoruz. Evet. Hocam peki bir de kafamda bir soru var. Mesela geldim ben size, dediniz ki ya senin buralarda biraz sıkıntılar var. Buradan alırsak biraz orada sok. Böyle saçı bayağı gür bir arkadaştan saçı alıp ekmek mümkün mü? Tabii. Yani bir kere kalın, sert ve gür saç tipini seviyoruz biz. Evet. Daha güçlü adaptasyon olduğu için. Yani daha ince telli. Seyrek olanlarda transferden sonra da bölgede tutunması ile ilgili daha çok problem yaşıyoruz. O yüzden biz bunu lehimize düşünürüz. Yani gür ve hani hakikaten kıl köklerinin sert olduğu saç tipi bizim için transfer için en uygun aday. Peki başka bir arkadaşın saçını ben taşıyabilir miyim başında? Bunu şöyle düşünün. Bu bir transplantasyon aslında. Yani saç evet. nakli bir transplantasyon. Başka birinden transplantasyon yapamıyoruz. Evet. Bununla ilgili aslında tıbben bir engel yok ama reddedilme olasılığı var. Yani evet. Saç nakli yapıldıktan sonra vücudun buna yabancı bir organizma getirdim bana ve ben bunu kabul etmiyorum deme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla hani çok riskli bir alan. Riskli bir iş. Yani bizim bir ameliyat boşa da gidebilir. Evet. Yani kozmetikle uğraştığımız için açıkçası hani Allah korusun bir böbrek nakli durumu söz konusuysa bunu tabii ki de yapacağız. Tabii. Ama saçta bu riske girmeye değecek bir durum yok. Riski almaz. Evet, merak ettiğim olay oldu esasında. Evet. Yani başka daha güçlü olduğunu gördüğüm bir arkadaşın saçını kendi... Evet. Yani o tıbben mümkün olduğunu ama... düşünsek de ama yapılması olası değil. Anladım. Hocam peki şimdi tabii cerrahi operasyonlar, estetik operasyonlar bunlar güzel şeyler. Kulağa da belki hoş geliyor ama... Bunlar maliyetli operasyonlar bir açıdan da baktığımız zaman. Bu noktada hani tabii ki bir tıbbın maliyeti olmaz. Yani sağlığın maliyeti olmaz. Saatin maliyeti olmaz ama estetik olunca tabii biraz iş biraz değişiyor. Bu noktada bir dünya ile Türkiye'yi bir mukayese edecek olursak. Baktığımızda bir başarı oranı ve maliyet oranlarına baktığımızda Türkiye bu işin neresinde? Şimdi bir kere işçilik kalitesi açısından yani hani mensup olduğum yani Türk hekimlerinden mensup olduğum ailesinden gurur duyuyoruz. Yani bu hangi aşamada gurur duyuyoruz? Her aşamasında. Yani bilimsel aktivitelerde de cerrahi başarılar noktasında da hep gurur duyacağımız bir eğitimden geçtik. Hocalarımız bizi iyi yetiştirdiler. Hakikaten baktığınız zaman dünyada adından söz ettirir birçok hekime sahibiz. Geçmişte de böyleydi. Yani Osmanlı döneminde de Cumhuriyet tarihinde de her zaman Türk hekimleri bence hep her noktada lokomotif olmaya adaydı. Şimdi de öyle. Yani siz baktığınız zaman ben bugün bir yakınım maddi olarak gücü el verse de ben hani şu ameliyata gideyim Amerika'da mı olayım Türkiye'de mi olayım dese ben gel Türkiye'de ol derim. Yani bunu evet. en yakınlarıma evet. öneririm. O yüzden biz maliyet kısmında gerideyiz. Tüm dünyaya baktığınız zaman Avrupa ve Amerika'ya. Ama işçilik noktasında en az onlar kadar iyiyiz. Yani Amerika'da bir saç ekimi 12 bin 13 bin dolar maliyetler civarındadır. Avrupa'daki rakamlar 7 bin 8 bin eurolar civarındadır. Türkiye'de neredeyse yarı yarıya. Yani 4 bin bandı. Hocam 12 bin dolar 24 25 milyara yakın para yapıyor. Yani Türkiye'de 7-8 bin liralara tekabül edecek rakamlarla bu işler ortalama maliyetler böyledir. Hastane ortamında yapılan müdahalelerden bahsediyorum. Yani biz aslında rakam olarak daha ucuzuz ama kalite olarak onların altında hiç değiliz. Evet. Hocam bir de tabii baktığımız zaman mesela diyelim ki ben yazın mesela İstiklal Caddesi'nde gezdiğinizde bakıyorsunuz böyle
saçı bir sürü saç ekilmiş turistle karşılaşıyorsunuz. Bunlar saçını ektirip hemen Türkiye'ye mi geliyorlar yoksa burada mı saçlarını ektiriyorlar? Şimdi şöyle oluyor. Bu sağlık turizmi gerçekten heyecan uyandıracak noktalara ulaştı. Plastik cerrahi de bu konuda kompeten, yani tüm Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen hastaların yaklaşık %30'u, %40'ı plastik cerrahi ile ilgili işler için geliyor. Yani buna saç ekeme, estetik uygulamalar, diğer uygulamaları içine alarak söylüyorum. Buna sağlık turizmi biz aslında önce gurbetçilerimizle başladık. Gurbetçilerimiz biliyorsunuz zaten hani gönülleri ve akılları bizde ama orada hani ülkemiz dışında çalışan emektar bizim hemşerilerimiz. Onlar önceleri Türkiye'ye gelip bu ameliyatları Türkiye'de olmaya başladılar. Ama bu ameliyatları başarılarını onların arkadaşları olan yabancılar, yabancı turistler o ülkelerde görmeye başladılar. Bir iki gelmelerden sonra bu iş artık şeye döndü. Ya Türk hekimlere olan algı değişti. Hakikaten burada da başarılı işler yapılıyor, başarılı tıbbi sonuçlar alınıyor noktasına döndü ve hani gurur duyulacak bir rakam söyleyeyim. Türkiye sadece saç ekimi ve plastik cerrahi ile ilgili uygulamalarla ilgili 1 milyar dolara yakın ihracat yapıyor şu an. Yani bu rakamlar Türkiye'nin gurur duyması, hekimleriyle ve bu sektör bazda gurur duyması gereken noktalara ulaştı. Bunun bence daha da iyi olması lazım. Daha da iyi noktalara gitmesi lazım. Bununla ilgili hepimize, bu sektörde görev alan herkese, Sağlık Bakanlığı'na da önemli görevler düşüyor. Biz yurt dışından gelen hastaların bugün saç ekimi yapılıp 3-4 gün, 5 gün takipten sonra ülkelerine döndükten sonra unutulan, sonuçların nasıl olduğu umursanmayan hastalar olmaması gerektiğini, bununla ilgili ekiplerin buna sahip çıkması gerektiğini hep her noktada insanlarla konuşurken de iletiyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı'nda da önemli görevler düşüyor. Yurt dışından geldiği zaman hastalarımızın hasta takip sistemi gibi bir sistemden bahsediyorsunuz. Yani hastane merdiven altı yerlerde saç ekimi yapıldığını birçok kez duyuyoruz. Birçok baskınların da Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını da biliyoruz. Bunlara müsaade edilmemesi lazım. Yani bir plastik cerrahi, bir dermiş uzman hekim kadrosuyla bu işi yapmaya tıbben yeterli ölçüleri sağlamış sağlık kuruluşlarının bu işte kompeten olması lazım. Çünkü bizim her mutsuz ettiğimiz yabancı hastamız aslında ülkesine dönüp birçok Türkiye'ye gelme fikri olan hastayı etkiliyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bu noktada ben kısa dönemde hızlı gelir kazanmaya yönelik yapılan tıbbi amaç dışında çalışan birçok yerin İstanbul'da da olduğunu hala da biliyoruz. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın hastalarımızla uyanık olması gerektiğini ve Sağlık Bakanlığı ilgili ihbarları yapmaları gerektiğini her defaatle söylüyoruz. Çünkü bu dalı kesmememiz lazım. Bundan ülkemiz ve hepimiz belki bir 10-15 sene sonra gerçekten sağlıkla ilgili Türkiye'de birçok ülkenin vatandaşlarının bütün ameliyatlar bazında ameliyat olduklarını görecek noktaya geleceğiz. Ama insanları mutlu ederek göndermemiz lazım. Hocam bir izleyicimiz bizlere not bırakmış. KOAH hastasıyım, uzun süre sigara içtim vesaire. Ondan sonra hastalığını söylüyor. Son bir yıldır saçlarım aşırı dökülüyor. Doktorlarım diyor saçlarını besleyen kılcallara damarlar o bölgede diyor sorunlu tıkanmış. Kel kalırsın demişler. Saç ektirmen mümkün mü diyor. Şimdi bir kere Erhan Önder Sivas diyelim kendisine Erhan tamam. Bey'e. Erhan Bey'e o zaman şöyle cevap vereyim. Şimdi kıl köklerini besleyen damarların kalitesi önemli. Evet. Yani deminden beri hani hep konuşurken söylediğimiz gibi aslında biz ağaç ekmek gibi bu. Yani toprak verimli olacak, gübrelenmiş olacak ve onun suyu da istediğimiz kıvamda oraya gidecek. Buradaki su ne? Kanımız. Evet. Yani oraya giden damarların da kıl köklerini uygun şekilde beslemesi lazım. Bunlarla ilgili damarların büzülmesine yönelik bazı belli başlı hastalıklarda saç dökülmelerini görüyoruz. İşte ben başından saç ekimi yapmadan önce söylediğim, bahsettiğim nokta buydu. Yani bu hastaların önce mevcut durumlarıyla ilgili tıbbi tedavi almaları lazım. Evet. Yani siz damar tıkanıklığına yönelik tedavi altında olacaksınız. KOAH'ınız belli seviyelerde
baskılanmış olacak. O da tedavi altında olacak. Eğer optimize edildiğini düşünürsek şartların saç ekimi yapılabilir. Evet. Ama alıcı sahanın ve ekim yapılacak sahanın kanlanmasının normale döndüğünü düşündükten sonra ancak saç ekimine geçebiliriz. Evet. Hocam bir de tabii burada başka bir alan da saç konusunda tabii dermokozmetik sahası. İşte reklamlarını görüyoruz, işte bazen konukları ağırlıyoruz. Bu sahada da çok ciddi iddialar var. İşte şu kadar 1000 saçınızı çıkartırız, şu kadar 1000 tel saçınız işte %60-70 mutlaka toparlanır. Dermokozmetik sahası bu noktada sizin ayağınıza basan bir saha mı yoksa ortak çalıştığınız bir saha mı? Şimdi aslında biz dermokozmetikle ayağımıza bastığını düşünmüyoruz. Ortak çalıştığımızı düşünüyoruz. Burada önemli olan hastaların beklentilerini ne noktada olduğu ve hastaya gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunmama noktasında olmalıyız. Yani biz tabii ki de Sağlık Bakanlığı bu işleri çok yakından takip ediyor ama hastaların mevcut durumları değerlendirilmeden gel kardeşim sen al bu şampuanı evine git ya, ya da şu lösyonu al, şu serumu al, 3 ay içinde de 3 ay içinde senin saçların çok güzel olacak denmesine tabii ki de karşıyız. Bu umut tacirliği, umut simsarlığı ama biz tabii ki de hastalarımıza bazı şampuanlar öneriyoruz. Yani bunu bir tıbbi hekim, bir uzman hekime geldiğiniz zaman size zaten bazı önerilerde bulunacak. Ama biz burada hastanın beklentisini ölçmemiz, tartmamız, onu da mutsuzla itmememiz lazım. Yani siz bambaşka umutlar vaat edip onu bu algıya alıştırırsanız sonunda alacağınız sonuçtan mutsuz olacaktır. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda profesyonel ellerden yardım almaları gerektirir. Ve sağlık sistemine küsmemeli diyorsunuz. Evet, yani dermatokozmetik bizim alanımız içinde. Biz dermatokozmetikten rahatsız değiliz, huzursuz değiliz. Onlarla birlikte çalışırız ve uygun malzemelerin tıbben doğruluğu kanıtlanmış, yardımcı olduğuna inandığımız ürünleri zaten hastalarla paylaşıyoruz. Bu noktada dermatokozmetik de bizim ilgi alanımızın içinde birlikte bizim de tıbbi iyi sonuçlar almamız noktasında bize yardımcı. Evet. Hocam bu saç kısmını hani geçip estetiğin diğer bölümlerine girmek istiyorum. Bu noktada siz bir hekim olarak hani bizim gibi şu anda hani size gözünüz dikmiş aman hocam bize ucuz yollu bir de öneri verirsen çok memnun oluruz. Yani ne gibi bakımlarla saçımızın dökülmesini öteleyebiliriz ya da diyelim ki durdurmaya yaklaştırabiliriz? Şimdi yani ne yapmalıyız ki saçımız uzun süre kafamızda kalsın? Şimdi aslında şöyle saçların hava almasına, kıl köklerinin hava almasına yönelik işlerin yapılması lazım. Yani bu hava alma neden bahsediyoruz? Ben bakıyorum mesela hani genç grubumuzda kimyasal içerikli bir sürü şekillendirici kullanıyorlar. Aslında evet. Bu şekillendirici... Ya saç jöleleri dediğimiz evet, hocam. Mesela yani... jöleler. Mesela jölelerin aslında saça nefes almasına yani bunları ağaçlar gibi düşünün. Yapraklarının oksijenlenmesi, nefes almasını engelleyecek bir kılıfla örtseniz o ağaçların hayatta kalmasını nasıl sağlayacaksınız? Dolayısıyla aslında şekillendiriciler kullanılırken yani saç şekillendiriciler kullanırken mümkünse tıbben belli testlerden geçmiş, farmakolojik testlerden geçmiş, onay alınmış, ciltle uyumlu, saç köklerinin ve saçın dışarıyla olan bağlantısını tam anlamıyla kesmeyen ürünler kullanılması. Eğer bu ürünler kullanılıyorsa da saçların günlük olarak bakımdan geçirilmesini öneriyoruz hastalara. Bunun dışında kimyasal içerikli saçları sert etkilerden de uzak tutmak lazım. Evet. Günlük bir sürü cilt tipi var. Evet. Cilt tipine uygun, yağlanmasına uygun bakım sağlamak lazım. Bazı yani şampuanlardan bahsediyorsunuz. Kesinlikle bazı saç tipleri. Daha doğal yöntemlerin de daha iyi olduğuna dair elimizde zeytinyağı biliyorsunuz. Ülkemiz evet. Zeytinyağı noktasında. E vitamini açısından kesinlikle, zengin. Kesinlikle çok yağlar. Bu konuda da zengin bir ülkeyiz. Yani bizim doğamızda var. Bizde bulunan, ham maddesi bizde olan bir şey. Zeytinyağı içerikli malzemelerin, zeytinyağı içerikli şampuan özleri de var artık. Bunlardan kullanılması.
saça uygun bakımların ihtiyaç doğrultusunda. Bazen sık yıkamak, bazen hocam o çok tartışılıyor. Seyrek yani yıkamak. Her gün yıka diyenler var. 3 günde bir, 2 günde bir. Yani saçın yağlanmasına da müsaade edin diyenler var. Ben saçın ihtiyacı oranında yıkanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizi huzursuz ettiği noktada aslında alarm düğmesine basıyor. Alarm düğmesi bu aslında sizin için 2 günde bir yıkanmaysa benim için her gün yıkanma olabilir. Evet. Dolayısıyla bakım kişiye özgü planlanmalı. Saçlara da nasıl diyeyim narin ve kibar davranmamız gerekiyor. Onları bakımını üstlenirken çok kimyasallarla iç içe bir hayat onlara vaat etmememiz lazım. Hocam şimdi baktığınızda şimdi reklam dünyası tabii bizim belki medya olarak bu noktada hani ironik bir konuşma olacak şimdi yaptığım konuşma ama şimdi çok fazla vaatte bulunan reklam işte saçınızı şöyle dolgunlaştırır, hacimlendirir, işte şöyle dalgalandırır falan filan. Ondan sonra bir de babaannelerimizden kalan o zeytinyağlı kafamıza sürdüğümüz sabunlar var falan. Şimdi bakıyoruz mesela özellikle mesela Batı dünyasında da mesela bu çok yaygınlaştı. Artık organik ürünlere tamamen mesela kozmetikte geçiş. De böyle bir evet, durum söz konusu. Bu noktada hani belki hani sizin ağzınızdan da bunu işitmek izleyicilerimiz için fayda olacaktır. Bir izleyicimiz yine not göndermiş. Şimdi bir saç ekim merkezleri var. Yani işi bu olan diyor yerler var. Reklamlarını görüyoruz. Bir de böyle büyük hastaneler bünyesinde olan yerler var. Siz hani işin uzmanıyım. Ben dediniz Türkiye tamam bu noktada çok ideal bir ülke. Uzmanlık anlamında hastalar ne gibi kriterlerden geçirmeli bu tarz operasyonlara girmeden önce bunu yaptıracakları mekanları. Ama önce şeyi de bir alalım. Hani doğal işte bu zeytinyağlı sabunlar falan mı kullanalım yoksa böyle hani kepek önleyici, şunu yapıcı, bunu edici şampuanlar mı kullanalım? Şimdi şampuanlara zararlı dememiz çok insafsızca olur. Ama ben kişisel fikrimi, kişisel kanaatimi bu noktada söylemek istiyorum. Ben organik olan, doğal olan, tüm doğada bileşenleri olan ürünlerin aslında bize dost olduğunu düşünüyorum. Yani bakış açımızı doğal bileşenler üzerine, doğada olan bileşenler üzerine kurarsak aslında bizimle dost olan, kimyasal içeriği daha zayıf olan malzemelerle bu işi yapmanın daha tabii olduğunu, sağlığımıza daha dost olduğunu düşünüyorum. Diğer nokta, diğer husus, izleyicimizin sorduğu husus çok önemli Taceddin bir nokta. Taceddin Yıldız sormuştu, onu da Taceddin hatırlıyorum. Taceddin Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani tabii bu çok önemli bir nokta. Şimdi saç ekim merkezi adı altında çalışan, bunları hastalarımızın uyanık olması lazım. Saç ekim merkezi adı altında çalışan ama Sağlık Bakanlığı herhangi bir ruhsat almamış. Evet. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı ile ilgili yazışmalar yapılmamış. Bir sağlık kuruluşu olmayan birçok merkez var İstanbul'da. Bunlarla ilgili biz defaatle Türk Plastik Cerrahi Derneği de bununla ilgili sürekli ihbarlarını yapıyor, bulunuyor. Fakat bir noktada kapatılıp diğer bir noktaya taşınıyorlar. Yani bir şekilde hala da hastaları aldatma noktasında insanlara umut tacili yapma noktasında tabela devam ediyorlar. Tabela değiştirip yollarına devam ediyorlar. Evet, burada önemli olan Sağlık Bakanlığı ruhsatlarını, hastalarımız bunu sorabilirler, bundan hiç çekinmesinler. Sağlık Bakanlığı ruhsatlarını alınıp alınmadığını bakmalar lazım. Bu niçin önemli? Yarın siz bir özel hastane bünyesinde bu işi yaptırırsanız istediğiniz sonucu elde edemediğiniz zaman karşınızda bir muhatap bulacaksınız. Yani size bu işle ilgili negatif istenmeyen bir sonuç doğduğunda karşınızda bir tıbbi kadro bulacaksınız. Bu sizin hakkınızı aramanız noktasında da çok önemli. Ama herhangi bir saç ekim merkezine gittiniz. İnternet tamamen denetimsiz. Yani hakikaten bakıyorsunuz bir sürü merkez Türkiye'de 200, İstanbul'da sadece 200'ün üzerinde merkez olduğu söyleniyor. Yarın siz bu işten çünkü sonuçları birkaç yılda ortaya çıkacak işten bir mağduriyet yaşadınız. Ve döndünüz hakkınızı aramaya kalktınız. Ne Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatı alınmış ne karşınızda bir hekim muhatap bulabilirsiniz. Böyle bir mağduriyet çıkmaması açısından hastalarımızın bakanlık ruhsatının olup olmadığını aslında birçok iş yerinde bakanlık ruhsatı hemen mali zorunluluk zaten hastaların görebilecekleri noktada duvara asılı olur. Bunlarla ilgili ruhsatları alıp alınmadığını kontrol etsinler. Yani saç ekim merkezi ünvanı
Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir ünvan değil. Bu bir iş yeri ünvanı. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda oraya bir klinik ünvanı, poliklinik veya klinik ünvanı verip vermediğine baksınlar. Eğer bu noktada karşısında bunun birçok defaatle dava devam eden bir dava süreci de var. Hekim olmayıp, beyaz önlük giyip kendini doktor olarak tanıtıp, hatta plasyeray uzman olarak tanıtan birçok ortada artık onlara hokkabaz da diyebiliriz. Birçok insan var. Bunlar ama insan sağlığını tehdit eden insanların sağlığını tehdit etmeye bırakın. Umutlarını da oynayan, onları mutsuz etmeye aday insanlar. Yani bu noktada hastalarımızın bir Sağlık Bakanlığı ile ilgili bu yapılacak merkezin, yapılacak işin ruhsatlandırılmadığına mutlaka dikkat etsinler. Çünkü yarın bu işle ilgili bir sıkıntı doğduğunda hesap soracakları karşılığında muhatap bulamayabilirler. Evet. Hocam, saç konusunu yüzün diğer bölgelerine doğru, hani baştan hafif aşağı doğru inelim istiyorum. Şimdi mesela diyelim ki kulak, hani estetik anlamda mesela bir popüler bir isim kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmıştı. Evet. Yani kepçe kulak operasyonu vesaire bir takım şeyler konuşuluyor. Onun dışında işte burun yine estetikte yer alan, işte dudaklar vesaire. İşte gözaltı torbaları özellikle erkeklerde belirli bir yaştan sonra görsel anlamda sıkıntı oluşturmaya başlıyor. Size gelen insanlara bu noktada hani mesela diyelim ki burnunda hafif bir yamukluk var. Ben de ameliyat olmak istiyorum. Veya işte sizinle program öncesi konuştuk. Geldi elinde bir fotoğrafla. Hocam ben bu fotoğrafa benzemek istiyorum. Ya da ben fotoğraf çektirdim kendimi beğenmedim. Kendimi beğenebileceğim bir fotoğraf nasıl oluşturabilirim gibi mutlaka çok uçuk taleplerle de geliyorlardır. Bir öncelikle bu tarz talepleri hemen tamam gel hemen biz bunu hallederiz şeklinde mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa hani bunu bir ihtiyaç boyutuna mı bakıyorsunuz? Şimdi aslında yaş gruplarına göre talepler ve ihtiyaçlar değişkenlik gösteriyor. Yani sizin değindiğiniz gibi kepçe kulak ameliyatı mesela ilkokula başlamadan hemen önce 6 yaşlarında gibi çocuklarımıza ameliyat önerdiğimiz bir durum. Niye? Bu yeni değişmeden önceki yasalara göre de Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen bir estetik ameliyattı. Sebebi şu, çocuk okul çağındayken sağlık sorunu olan durumu çocuğun okul çağında psikolojisini etkilemez. Yani kendi sıra arkadaşı veya okul arkadaşları tarafından sürekli alay konusu olabileceğinden mesela kepçe kulağı biz erken ameliyat etmek istiyoruz. İlkokula başlamadan. Bir bakıyorsunuz burun estetiğiyle ilgili 18 yaşı bekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında yaş gruplarına göre insanlara ameliyat şekilleri öneriyoruz. Biz mesela burun ameliyatları çok güncel, en sık yaptığımız ameliyatlardandır estetik burun ameliyatları. 18 yaşı kıkırdak ve kemik gelişimi tamamlanması açısından bekliyoruz. Bundan sonraki aşamada ameliyat önerdiğimiz hastalarla karşılıklı olarak beklenti talepleriyle ilgili örtüşüp örtüşmediğimiz, yani cerrahi olarak hastanın mutlu olup olmadığını tartmamız lazım. Şimdi hakikaten uçuk taleplerle geldiklerine birçok kez şahit oluyorsunuz. Yani bambaşka insanların kendi yüzüne, yüz profiline uymayan bambaşka burunlarla size gelebiliyorlar ve onları fotoğraflarını getirebiliyorlar. Burada biz plastik cerrahi hekimleri olarak hastalara uygun görsel, aslında burnun ortasında yer alan, uygun estetik subünitleri olan bir rinoplasti ameliyatını öneriyoruz. Yani aslında hepimizin kumaşı farklı, hepimizin kumaşına uygun yapılacak işler farklı. Dolayısıyla burun estetiğinde de kişiye özgü, güncel planlama yapılması lazım. Kişiyi 3-5 sene mutlu edecek, burun ameliyatı için konuşuyorum, 3-5 sene mutlu edecek girişimlerden de uzak durmaya çalışıyoruz. Eğer estetik kaygılarımızı giderecek düzeyde, bizim landmarklarımıza uygun işler yapılırsa hastanın 20'li yaşlarındaki talebiyle 40'lı yaşlarındaki talebi arasında çok bir değişiklik olmayacak aslında. Yani bizim onu 20'li yaşlarında yaptığımız rinoplastiden o 40'lı yaşlarda mutlu olacak. Ama bazen hastalar bu sınırda daha talepkar olabiliyorlar. Mesela oranlara bakıyorsunuz, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz. Buna uygun hastaya bilgisayar ortamında analizler yapıyorsunuz. Ama hasta diyor ki ya benimki mesela birazcık daha küçük olsun. Burun ucum biraz daha. O işte yüzün ortasını boşaltan
Ve estetik olarak yıllar sonra aslında onu mutsuz edecek bir tablo. Belki birkaç sene kendisini mutlu edecek ama akabinde ilerleyen yaşla birlikte o gençlik zamanında verdiği karardan pişman olacak. Evet. Bu noktada insanlara yönlendirici, uyarıcı olmak da gerekiyor. Hocam bir izleyicimiz gençlik yıllarında bir sıkıntı yaşamış, burnunda bir sorun olmuş, kavga etmişler. Ondan sonra fakat diyor işte sinüzit için doktora gidince doktor burnundaki o kırıklıktan kaynaklı, o yamukluğu düzeltebileceklerini söylemiş. Bir korkuyorum diyor, zor bir iş midir? İkincisi sigorta karşılar mı diyor. Şimdi sigorta bir travmaya bağlı. Nazal deformite, nefes alma ile ilgili bir problem eşlik ediyorsa sigorta, sosyal güvenlik kurumu bunu karşılıyor tabii. Ama evet, bir nefes alma probleminin eşlik etmesi lazım. Nefes alma problemi bizim mevcut kırılmaya bağlı olduğunu düşünüyorsak da estetik olanını da alınacak bir heyet raporuyla karşılar. Yani evet, estetik olanda bir sağlık sorunu, yani dışarıdaki şeklin düzeltilmesi sağlık sorununa katkısı olacağını düşünürsek ancak bunu sosyal güvenlik kurumuna ücretlendiriyoruz. Onun dışındaki tüm durumlarda estetik yapılan burun ameliyatları sosyal güvenlik kurumu kapsamı dışında. Yani nefes alma ile ilgili bir problemin eşlik ediyor olması ve bu dışarıdan olan eğriliğin de bu nefes alma problemine sebep olduğunu düşünüyor olmamız lazım. Mesela burnunda et var. Geldi dedi ki hocam şu eti nefes almakta zorlanıyorum. Ondan sonra dediniz ki bu eti alalım. Tamam ama dedi ya bu hazır eti almışken buraya bir girmişken şu hafif şu işte atıyorum çıkıntıyı da bir düzeltelim. O zaman sosyal güvenlik kurumunu kullanamayız. Yani sosyal güvence burada ameliyatı karşılamaz. O zaman hastanın bu konuda çıkacak maliyeti ödemesi lazım. Yani et dışındaki maliyeti tabii, ödemesi et dışındaki lazım. Ödemesi. Yani bu estetik, bu pür estetiktir. Yani yalın estetiktir. Bunun bir sağlık sorunu olarak yorumlanmaması lazım. Yani şekile yönelik yapılan işlerde sağlık güvencelerimiz kapsam dışında. Peki hocam, süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Deminki konuda ben bir cümle daha tekrar onu anlamak istiyorum. Bir cümleyle orası geçti. Kepçe kulak operasyonları çocuk yaşta yapılırsa SGK'ya giriyor mu dediniz? Evet, evet. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu onu da bir heyet raporuyla hastanın çocuğun psikolojik gelişimini etkileneceğini kanıtlarsanız. Kepçenin büyüklüğüne göre. Yani şöyle, yaş grubu önemli. Yani çocuklar ilkokul çağından önce bir plastik cerrahi uzmanına bu manada başvursunlar. Yani ilkokula gitmeden önce. Bununla ilgili bir çocuk psikiyatrisinde içinde alan bir heyet raporuyla eğer belgelendirilirse bu sağlık güvencesi içinde kalıyor. Ama 17-18 yaşındaki insanlar için böyle bir uygulama söz konusu değil. Yani 20'li yaşlarda gelirsek, 20'li yaşlarda benim gelirse, psikolojim çok tabii, bozuk tabii, hocam 20 ona, yıldır çekiyorum evet, falan. Evet, artık öyle kalsın diyorsunuz. Yani. Yapacak bir şey yok yani. 20 yaşlardaki değişim sosyal güvenlik kurumu içinde değil. Kapsam içinde değil. Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hani böyle ederim. Bir çırpıda geçti program. Daha sorularımız vardı. Gözaltı torbaları, işte yüz kırışıklıkları. Hani yüzü daha bir kısmını bile tam konuşamadık ama süremiz bitti. Bir sonraki program i̇nşallah, mutlaka hocam inşallah, sizden söz inşallah, alalım. İnşallah. Sevgili izleyiciler, evet, estetik ve plastik cerrahi uzmanı Cahit Vural hocamız konuğumuzdu. Estetik, evet, görsellik anlamda çok önemli. Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz bu dönemde iş hayatında, sosyal hayatta bizi çok etkiliyor ama çok önemli bir cümlesini ben buradan kendisinden alarak nakledeyim sizlere. Mutlaka ve mutlaka ehil ellerde olması gereken bir operasyon. Hani estetik deyip geçmemek gerekiyor. Bu konuda bu hastane ne kadar ehil, bu doktor ne kadar bu operasyonlardan yapmış. İşte ben bu noktada yarın Allah korusun bir komplikasyon, bir sorunla karşılaşırsam bunun hesabını sorabileceğim bir mekan mı diye saatinizi tehlikeye atmayın. Doğru insanlara, ehil insanlara gidin diyerek programımızı kapatalım. Saatli günler dileyelim.